Bodrum Belediyesi Gıda AŞ tarafından Yarımada'nın çeşitli mahallelerinde işletilen bazı kafelerin iki gündür kapalı olmasıyla ilgili Gıda Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldızhan ilk kez konuştu. Eski Bodrum Belediyesi sınırları dışında kalan Bites, Turgut Reis, Gümüşlük, Yalıkavak, Mumcular ve Yalı mahallelerinde bulunan kafelerin kapalı olmasıyla ilgili gün içinde yüze yakın telefon aldığını ifade ederek konuşmasına başlayan Yıldızhan, kent habere şu açıklamayı yaptı. Sorumluluğumuzda bulunan 17 kafede günde ortalama 10 bin kişiye hizmet veriliyor. Ucuz ve kaliteli hizmetten dolayı vatandaşlarımız bu hizmetlerden oldukça memnunlar. 2014 yılında belde belediyeleri kapanınca o yerlerde bulunan işletmelerdeki hizmetlerin aksamaması, orada yaşayan halkın mağdur olmaması hem de resmi sıkıntı yaşanmaması için 08.04.2014 günü belediye meclisinin 2014-92 sayılı kararıyla bu işletmeler Bodrum Belediyesi Gıda AŞ'ye tahsis edildi dedi. Belediye Meclisi'nde MHP grubunun itirazıyla konuyla ilgili yargı sürecinin başladığını ifade eden Hüseyin Yıldızsan sözlerine şöyle devam etti. Meclis kararı, MHP grubunun itirazıyla kaymakamlık tarafından kararın iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Bölge İdare Mahkemesi'nde görülen dava neticesinde bu meclis kararı iptal edildi. Kararın gerekçesi ise belediye kendisine ait taşınmazları şu şu şartlarla tahsis edebilir, kiraya verebilir maddesi. Baktığımız zaman bu taşınmazların hiçbiri belediyeye ait değil. Buralar hazinenin yeri olup şirketimiz her yıl evri sil adı altında bir bedel ödemektedir dedi. Mahkeme kararını uygulamak adına bahse konu altı kafeyi kapattıklarını belirten Yıldızhan, Milli Emlak Müdürlüğü'ne kira için müracaatlarının bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi. Bodrum Belediyesi olarak bu yerlerin kiralanması ile ilgili daha önceden Milli Emlak Müdürlüğümüze başvurumuz vardır. Biz bugün tekrar bu başvurumuzu yineleyip bu yerleri direkt Milli Emlak Müdürlüğü'nden kendimiz kiralayarak hizmete devam edeceğiz. Artık Bodrum Belediyesi'nin bize tahsisine gerek kalmadan işletmelerimize çalışmaya devam edeceğiz dedi. Yıldızhan iki gündür kapalı olan kafelerin gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Cuma günü yeniden hizmet vermeye başlayacağını belirterek, önümüzdeki hafta salı günü ise yeni çiftlikteki kafenin açılışının gerçekleştirileceğini söyledi.